Deniz Doğan, Park ve Bahçeler Daire Başkanı. Hanımefendi hatırlar mısınız bilmiyorum ama yıllar önce Kadir Albayrak döneminden bahsediyor. Yıllar da geçmedi ya, 3,5 ay geçti ama bana sanki Kadir Albayrak dönemi Kıbrıs döneminde veya Birinci Dünya Savaşı'nda kalmış gibi geliyor. İşte Deniz Doğan da Kadir Albayrak döneminde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na getirildi. Hanımefendi biz yetiştiriyoruz diyerek bütün yetiştirdikleri bitkileri kuruttular, çürüttüler. Milyonlarca lira, milyarlarca lira zarar ettirdiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ama hala o görevde, buna da akıl sır erdiremiyorum. Hanımefendi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı görevini yürütüyor, iyi yürütüyor ve aldığı maaş demek ki çok yüklü ki kendisine Sayın Deniz Doğan bir lüks sınıf jip alıyor. Bakar mısınız? Hayırlı olsun Deniz Doğan hanımefendi. Hiç gözümüz yok vallahi. Harika bir jip almışsınız. Bembeyaz. Yani muhakkak helal parayla aldınız. Muhakkak alın teriyle kazandığınız parayla aldınız. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde, daha önce de Küçükçekmece Belediyesi'ndeydi. Hatırlayınız hanımefendiyi. Şimdi de Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde hanımefendinin orta segment bile olmayan düşük sınıf aracı birden lüks sınıf otomobiline geçince dikkatleri çekmiş. Birilerinin dikkatini çekmiş. Benim de dikkatimden kaçmadı tabii ki. Candan Hanım, hanımefendiye ne maaş veriyorsunuz bilmiyorum. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Deniz Doğan Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak ne maaş alıyor bilmiyorum. Ama orta segment bile olmayan bir arabaya sahipken bugüne kadar birden böyle üst sınıf bir SUV'a veya jipe binmeye başlaması beraberinde soru işaretlerini de getirdi. Hanımefendi nereden buldunuz neyi? Elbette ki parayı. Yani maaşlarınızı mı biriktirdiniz? Hiç yemeyip içmeyip bütün gün iki dilim ekmekle mi yaşadınız? Ben bilmem. Ha, anamdan, babamdan, dedemden, atamdan miras kaldı. Kalan mirasla aldım derseniz, daha önce biz böyle daire başkanları gördük. Murat 124'e binerken birden lüks sınıf BMW otomobillere binen, ertesi gün daha daire başkanlığına geldiği gibi binen insanlar gördük biz. Ne oldu da bu kadar büyük zenginlik oldu? Deniz Hanım'ın ne kazandı da ne verdi de sürekli çalışıyor, izlenimi vermeye çalışıyor. Millet açlıktan kırılırken bunlar lüks hayat yaşayacaklar. Nerede? Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediyesi'nde. Tekirdağ'da Park Bahçeler Daire Başkanlığı yapacaksın. Sonra 4,5-5 trilyonluk bir arabaya bineceksin. Ne ala memleket ya.